Herkese merhaba. Ben Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitim ve Bilişim Anabilim Dalı'ndan Doktor Bürge Atılgan. Sizlere fakültemize başladığınızda katılacağınız, birbirinden keyifli, yaşayarak öğreten 3 temel programdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki Hekimliği Öğreniyorum programı. Tıp Fakültesine yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecini desteklemek amacıyla uygulanmakta. Bu programla öğrencilerimizin tıp eğitimine ve hekimliğe uyum sürecini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hekimliği Öğreniyorum programı, hekimlik mesleğini tanımayı ve bu alanda öğrenmeyi destekleyecek 5 alt modülden oluşmuştur. Bu süreçte öğrencilerimiz temel tıp bilimlerinden, dahili tıp bilimleri ve cerrahi bilimlerden birçok eğiticiyle temas etme, onların değerli deneyimlerinden faydalanma olanağı bulmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimizin üst dönemlerin deneyimlerinden olabildiğince yararlanabilmesi için çeşitli panel ve kaynaştırma etkinlikleri düzenlenmektedir. Program kapsamında tıbbın amacının, değer kavramının ve hekim kimliğini oluşturan ögelerin tartışıldığı küçük grup oturumlarımız, panellerimiz ve film tartışmalarımız var. Dünya Sağlık Örgütü'nden, Ankara Tabip Odası'ndan ve fakültemiz öğrenci topluluklarından temsilciler yeni gelecek öğrencilerimize hem kurumlarını tanıtıyor hem de deneyimlerini paylaşıyorlar. Öğrencilerimiz küçük grup etkinliklerinde toplumun sağlık ihtiyaçlarını tartışarak öneriler geliştiriyor. Burada gördükleriniz yüzlercesinden sadece birkaçı. Yine öğrencilerimiz bu süreçte doğru bilgiye nasıl ulaşacaklarını, elektronik veri tabanlarını, dergi ve makale değerlendirmeyi, araştırma formatı oluşturmayı, eğiticilerimizin desteğiyle bilgisayar laboratuvarlarımızda öğreniyorlar. Programın bir diğer bileşeni öğrenmeyi öğrenme. Öğrenme nasıl gerçekleşir? Öğrenme stratejileri nelerdir? Bilgilerimizi nasıl kalıcı hale getiririz? Nasıl hedefler belirlemeli ve planlamalar yapmalıyız? İşte tüm bunların olgularla tartışılıp, konuşulduğu oturumlarla da yarım dönemlik hekimliği öğreniyorum uyum programımız tamamlanmış oluyor. Gelelim hekimlik ve sosyal sorumluluk programına. Programın amacı öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini ve duyarlılığını geliştirmek. Program sürecinde öğrencilerimiz danışman öğretim üyeleri rehberliğinde bir sosyal sorumluluk projesi planlamakta ve uygulamaktadır. Öğrencilerimiz çalışmak istedikleri temalara uygun proje başlıklarını seçiyor ve ekip çalışmasıyla birçok sivil toplum kuruluşu, belediye, dernek ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak projelerini uyguluyorlar. Yıl sonunda da proje grupları düzenlenen sosyal sorumluluk şenliğinde standlarda projelerini tanıtıyorlar. Dans gösterisi, müzik dinletisi gibi performanslarda bu keyifli sürecin olmazsa olmazlarından. Peki ya pandemide ne yaptık? Tıp dönem bir öğrencilerimiz ve danışman öğretim üyelerimizle COVID-19 mücadelesinde biz de varız adlı sosyal sorumluluk projesini geliştirdik ve uyguladık. Bu proje kapsamında oluşturulan bilgi notları, infografikler ve videolar topluma yayılarak toplumun doğru bilgilenmesi sağlandı. Ayrıca oluşturulan içerikler uluslararası öğrencilerimiz tarafından ana dillerine çevrildi ve kendi ülkelerinde de toplum bilgilendirmeleri yapabildiler. Pandemi nedeniyle 2020-2021 döneminde ise öğrencilerimiz tarafından 27 sosyal sorumluluk projesi geliştirildi. Bunlar gerçekleştirilen projelerden bazı örnekler. Sosyal sorumluluk projelerimizin bazılarını Instagram ve fakültemiz YouTube sayfasından da ulaşabilirsiniz. Son olarak ilk yıl başlayan ve 3 yıl boyunca devam edecek olan iyi hekimlik uygulamalarından bahsetmek istiyorum. İyi hekimlik uygulamaları iletişim becerileri temelinde tasarlanmış, mesleksel becerilerin ve muayene becerilerinin kazandırılacağı, etik ve profesyonel değerlerin tartışılacağı, klinik ziyaretlerin yapılacağı, insan bilimlerinde tıp ilişkisinin araştırılacağı ve kanıta dayalı tıp çalışmalarının değerlendirileceği uygulamalarla desteklenip zenginleştirilen bir program. İyi hekimlik uygulamaları programı içinde iletişim becerileri eğitimi, temel iletişim becerileriyle başlamakta, kızgın hasta, sessiz hasta gibi zor hastalarla görüşme yapma becerisi ve kötü haber verme ile öykü alma ve fizik muayenenin birlikte uygulandığı görüşmelerle devam etmektedir. Pandemi döneminde ise öğrencilerimiz görüşmelerini uzaktan gerçekleştirdi.
pandeminin etkisi sağlıkta dijitalleşme sürecini de hızlandırırken öğrencilerimizle uzaktan da olsa hasta hekim iletişimini en iyi nasıl sürdürebileceğimizi tartıştık. Ve geldik insan bilimlerinde tıp bölümüne. Bu bölümde amacımız öğrencilerimize sanat ve sosyal bilimlerin bakış açısından insanı anlama ve analiz etme farkındalığı kazandırmak. Birinci sınıf öğrencilerimiz Beytepe kampüsümüzden Güzel Sanatlar, Edebiyat, İletişim Fakültesi ve Konservatuar öğretim üyelerimizle bir araya gelmekteler. İkinci sınıfta ise felsefe, antropoloji, arkeoloji, sosyoloji, psikoloji, tarih, Türk halk bilimi ve sanat tarihi bölümlerinden öğretim üyeleriyle bir araya gelmekteler. Üçüncü yılda da hekimlik değerlerini anlamayı ve hekim kimliği gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan edebi alıntıların yorumlandığı anlatısal tıp oturumları yer almakta. Mesleksel beceri eğitimi öğrencilerimizin en keyif aldığı oturumlardan. İlk aşamada beceri laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz el yıkama, maske takma, steril eldiven giyme, yaşamsal belirtilerin değerlendirilmesine yönelik becerileri, yani vücut ısısı, kan basıncı ve nabız ölçümü ve temel yaşam desteği becerilerini kazanırlar. İkinci aşamada intramüsküler enjeksiyon yapma, damar yolu açma, üretral kateterizasyon ve nozogastrik sonda uygulama becerileri. Üçüncü aşamada ise dikiş atma, rektal tuşu ile prostat muayenesi ve kadın genital sistem muayenesi becerilerini kazanırlar. Uzaktan eğitim sürecinde yeterince uygulama yapma imkanı bulamayan öğrencilerimize cerrahi dikiş, enjeksiyon, damar yolu açma gibi becerilerini evlerinde geliştirebilmeleri için klinik beceri bireysel eğitim seti hazırlandı. Covid sonrası dönemde video konferans yöntemiyle yapılan derslerde öğretim üyeleri eğitim setlerini kullanarak çeşitli uygulamaları gösterirken öğrenciler de eş zamanlı olarak pratik yapma becerilerini geliştirme imkanı buldu. Yaz döneminde ise öğrenciler randevu alarak gelip laboratuvarlarımızda çalıştılar. Ayrıca klinik ortamlarda uygulanması gereken ve koronavirüs nedeniyle yapılamayan hasta ve sağlık çalışanı güvenliği eğitimlerine sınav gerçeklik simülasyonu sayesinde hastane ortamındaymış gibi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İyi Hekimlik Uygulamaları programının ilk aşamasında öğrencilerimiz hastane kliniklerindeki işleyişleri görürler. İkinci aşamada hastane polikliniklerinde hasta görüşmelerini izlerler ve meslekler arası işbirliğini tartışırlar. Üçüncü aşamada ise acil servis hizmetlerini gözlemler, hasta güvenliği kavramını tartışır ve muayene yöntemlerini izlerler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Düşlerinizin Hacettepe tıpla gerçek olacağına inanıyor, beyaz önlük giyme töreninde sizle tanışmayı diliyorum. Herkese sevgiler.